Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte makyaj dolabımdaki en pahalı ürünlerle bir makyaj videosu çekiyoruz. Bunu bayağıdır çekmeyi düşünüyordum. Uygun fiyatlı ürünlerle makyajı zaten çekmiştim. Buraya koyacağım onu. Oradan gidip izleyebilirsiniz. Bugün de daha yüksek fiyatlı ürünlerle olan versiyonunu çekmek istedim. Çünkü bunu da isteyenler vardı. Bu arada şu an göreceğiniz her şeyin çok çok yüksek fiyatlı olmasına gerek yok. Çünkü benim dolabımdaki, benim kullandığım en yüksek fiyatlı ürünlerle makyaj yapacağız. Yani bazıları normal, bazıları gerçekten yüksek olabilir. Fiyatlarını da kullandıkça şuraya bir yere ekleyeceğim. Size de hemen videomuza geçelim. Önce tabii ki bazdan başlayacağız. Elimdeki, ay bu arada yani şunu ne kadar kirletmişim. Bu arada bu evde, bu alanda galiba ya son ya da sondan ikinci video olacak bu. Çünkü taşınıyorum. Artık yeni bir arka planı olacak. Kendimize bulacağız. Bakalım kış şartlarında güneş ışığıyla video çekebilecek miyim? Ama güzel bir arka plan yaratmaya çalışacağım. O yüzden şu anki dağınıklık yüzünden kusura bakmayın. İdare edelim. Şu an çünkü taşınıyorum. Her yer koli yani. Neyse. Elimdeki en pahalı baz sanıyorum Musso'nun bazı. Yani bu da işte yanlış hatırlamıyorsam 200 civarı falan. Böyle silikonlu gibi bir baz. Hatta galiba silikonlu bir baz. Yüzüme uygulayacağım. Ama özellikle gözeneklerimin olduğu bölgelere uygulayacağım. Güzelce yayalım. Bu cildimizi daha da pürüzsüz gösteriyor. Yani düğünlere falan giderken bu bazı kullanıyorum. Şu an mesela yüzüm, elim yüzümden kayıyor kadife gibi. Parlak bir baz değil, onu söyleyeyim. Böyle mat, normal diyebileceğimiz bir baz. Biraz açım kaymış aşağıya doğru, o yüzden onu düzelttim. Evet, şimdi başlayalım o zaman. Şimdi bazımı uyguladım. Birazcık kuruması için bekliyorum. Beklerken de kaşlarımızı yapalım. Kaş ürünlerinden en pahalı olanlar Pink Re'nin kaş jeli. 25 ml bendeki. Çok fazla kaş jeli olduğu için küçüğünü almıştım. Bir de Sephora'nın şöyle bir kaş kalemi var elimde. Ben bunun genelde fırça kısmını kullanıyorum ama bu kısım da kaşımın rengi için gayet uygun. Kullanıyorum. Şöyle birazcık bandırıyorum. Ama bandırıyorum. Ve önce terse, sonra da düz bir şekilde yapıştırıyorum. Yani bu Pink Re'nin kaş jelinden inanılmaz memnunum. Gerçekten yani gün içinde eğer hani düğününüz falan varsa hiç düşünmeden Pink Re'yi alın. Asla asla yani memnun kalmayacağınızı düşünmüyorum. Çünkü benim kaşlarım zaten hani inatçı kaşlar yani. Çok kalın bir kaşım yok ama ona rağmen sürekli düşüyor falan böyle. Çok garip bir kaş yapım var. O yüzden yani ben memnun kaldıysam bence herkes kalır diye düşünüyorum. Çok güzel yapıştırıyor ve gün boyu da kaşınızda kalıyor. Ben mesela geçen düğüne giderken tekrar bunu kullandım. Ya bu arada etkisini sizinle paylaşmadan önce galiba bir 8 kere falan denedim. Acaba gerçekten bu ürün dolayısıyla mı kaşlarım kalıyor yoksa başka bir şeyden mi falan diye. Hani kaşım iyi gününde oluyor bazen. Bazen kötü gününde oluyor. Yani ürün güzel olsa da ben güzel yapamıyorum falan. O yüzden bayağı denedim. Denedikten sonra size söyleyebilirim ki elimde şu an galiba 10 tane falan jel var denediğim. Videolarımdan görebilirsiniz. Clemink'i de çok soruluyor. Onu da çok beğeniyorum bu arada. Onu daha günlük kullanıyorum. Yoksa değiştire değiştire kullanıyorum tabii ki. Atıyorum daha günlük bir şeyler yapacaksam, daha günlük dışarı çıkacaksam onları kullanıyorum falan gibi. Taç almıştım. Onu mu taksak acaba? Çok koca kafalıyım zaten. Bunu takınca iyice koca kafalı oluyorum ama. Bakayım ben. Şu an karşıda da komşu şey siliyor, camlarını siliyor ve beni izliyor bir yandan da. Şimdi önce gözlerden başlıyoruz. Paletimiz tabii ki de elimdeki en yüksek fiyatlı far paletim Huda'nın bu Rose Quartz paleti. Fora'nın zamlarıyla birlikte aslında hani alınabilecek bu fiyata, bu kalitede alınabilecek uygun fiyatlı bir far paletiydi bence. Şu an herhalde iki katı falan olmuş. O yüzden bugün bu far paletiyle makyaj yapacağız. Şöyle de göstereyim size. Zaten bunun incelemesini de çekmiştim. Onu da şuraya bir yere bırakırım. Daha öncesinde tabii ki göz kapağımı bir concealer ile kapatacağım. Bunun için Flormar'ı kullanıyorum. Ama burayı bir görmezden gelelim. Çünkü diğer concealer'ım böyle fırçalı. Oh. Şimdi Huda'nın paleti tuzla buz oluyordu. MAC'in concealer'ını kullanacağım da göz altımda. Ama onu böyle göz kapağıma harcamak istemiyorum açıkçası.
Bir de pompalı ya, fazla geliyor. Şimdi fazla gelirse de ziyan olur. O yüzden şimdilik Floma ile şöyle bir göz kapağımı nötrlüyorum. Bugün bir video daha çektim ve siyah kalem çektim gözüme. O yüzden gözümün içinde hala birazcık siyah kalem kalmış. Hani makyajlı değilim. Yanlış anlaşılma olmasın. En açık pembeyi alıyorum. Ve göz kapağımı şöyle pudra niyetine, hani çok net vermeden şöyle bir geçiyorum. Sonra şunu aldım bu arada. Neymiş? Cherished olan açık pembeyi almıştım. Şuradaki Precious rengi. Precious deyince de aklıma Gollum geldi. Böyle bir yerleştiriyorum bu fırçayla. Yani bu far paleti hakkında şunu söyleyebilirim. Hani şu anki fiyatını da göz önüne alarak konuşacağım. Eğer bu tarz ışıltılı, daha pembe ve mor alt tonlu bir far paleti istiyorsanız evet alabilirsiniz. Çünkü ışıltıları gerçekten mükemmel. Ama bu far paletinin, şuraya bir yere koyacağım, bir tane muadili var ve renkler neredeyse aynı. Yani renkler dediğim şu asıl patlayan ışıltılı renklerden bahsediyorum. O renkler aynı. O renkler aynı olduğu için de bence buna bu kadar para vereceğinize gidip onu alabilirsiniz diye düşünüyorum. Canım bu paletini satın aldığımda o far paleti galiba henüz çıkmamıştı. Yoktu yani, ben görmemiştim. Koyu morumsu kahvemsi bir renk var. Bu mor alt tonlu bir kahverengi. Ondan da hafif şuraları bir tık daha belirginleştireceğim. Yine farklı bir karıştırma fırçasıyla karıştırıyorum. Şu Self Love olandan aldım fırçama ve şuraya uyguladım. Daha sonra Moon Magic rengini alıyorum. Daha pembe mor bir ışıltı bu. Onu da bu tarafa uyguluyorum. Ve gözüme, umarım şu an gün ışığında gözüküyordur, çizgimsi bir şey yaptım. Bu arada iki gözümün eşit olmaması canımı artık sıkmıyor. Çünkü İki gözüm farklı. Bu gözüm daha büyük, bu gözüm daha küçük ve çekik. Bu kaşım zaten biliyorsunuz hep problemli. Bu kaşım daha düzgün, daha seviyorum falan. O yüzden artık gerçekten takmayacağım bunu. En açık pembe far var ya, ondan geçeceğim. Çünkü daha temiz bir şey olsun istiyorum. Cosmic Love'dan aldım. Şuraları şöyle bir dağıtıyorum. Ve çok pahalı bir eyeliner yok. O yüzden Lyked'ın şu eyelinerını kullanacağım. Benim en sevdiğim eyeliner gerçekten. Tartışmasız. Yani ucunun güzelliğine bakın. İncecik, sipsivri eyelinerlar çekip biliyorsunuz. Çok mu düz oldu? Hiç problem değil. Şöyle ucunu biraz kaldırıyorum. Şununkini de azıcık kaldırayım. Blissful rengi var. Bu böyle bayağı simsim bir şey. O yüzden ondan da eklemek istedim. Gerçekten şu an bütün simleri yüzüme süresim var. Yani wow, o kadar güzel bir sim ki bu. Bu arada Maybelline'in, L'Oreal'in maskaralarına neler olmuş fiyatları? Gerçekten uçmuş. Elimdeki en yüksek fiyatlı şey L'Oreal'in teleskobiyi. O yüzden bunu uygulayacağım. Kirpik takmayacağım. Çünkü çok kirpik havamda değilim açıkçası. O yüzden sadece maskara uyguluyorum. Sanıyorum zamlardan sonra yine elimdeki en yüksek fiyat fondöten Sephora'nın bu Best Skin Ever fondöteni. Ki Sephora Collection aslında biliyorsunuzdur belki. Çok fazla yüksek fiyat ürünleri yok. Onu demeye çalışıyorum. Ama tabii ki artık zamlardan sonra bilmiyorum en son kaç oldu. Eskilemiş süngeri benim şu an en çok kullanmayı, en çok sevdiğim ve en çok kullandığım sünger budur. Çünkü gördüğünüz gibi yüzüm kadar. Yani çok çok hızlı yayıyor. Çok yumuşak. Her açıdan harika. Bu fondöten nasıl bir fondöten? Çok böyle ışıl ışıl bir fondöten değil öncelikle. Onu söyleyeyim. Ama cildinizi gerçekten pürüzsüz gösteren ve sağlıklı gösteren doğal mat yapıda bir fondöten. Ama renk seçeneği çok önemli. Ben bir tık koyu almışım. O yüzden şu an sadece yazın bronzlaştığımda kullanabiliyorum. MAC in Pro Longwear Concealer'ını elime alıyorum. Göz altıma yedireceğim. Fırçam var. Çok seviyorum ben bunu.
Neyin bu? Nıştanın tabii ki. Neyin olabilir ki başka? Bendeki bu arada NC25 rengi. Evet, şu an müthiş oldu bence yüzüm. Şu an maskarayı bir temizleyeceğim. Kat sürmeyeceğim de kirpiklerimi tekrar kıvıracağım. Böyle yapınca bayağı hacimli oluyor. Yani bayağı fark ediyor bence. Huda'nın medium kontürünü kullanıyorum. Şuna bakın haline. Bulamaç gibi. Çünkü pudrasının içinde bir kapak var. Onu bunun kapağı zannedip onun içine koydum. Bunun içine koydum ve o hep bulaşmış. Onu çok kötüydü yani. Kaç ay kapağındaki ürünü kullandım sadece. Çöpe gitmesin diye. Birazcık daha kendine geldi bence. Çünkü biraz koyu bir kontür rengi. O yüzden çok fazla sürdüğünüzde dağıtması zor olabilir. Öncelikle şöyle noktasal hareketlerle bırakacağım. Kontürümüz yapıldı. İglut'un şu allığı. Bu 94 numarası. Bunu da şöyle elime bir miktar yukarı hareketlerle uyguluyorum. Fırçayla uyguluyorum. MAC gibi işte İglut'un aldıkları gibi ürünlerin pompalı olmasının kötü bir yanı da işte fazla ürün geliyor ve maalesef çöp oluyor. Çünkü küçük sıkamıyorsunuz yani isteseniz de olmuyor. Highlighter olarak Huda'nın şu Medium Glow Obsession Mini Face Palette olarak geçiyor. Medium'unu aldım ben. Bunun bir açığı bir koyusu daha var içindeki renklerin. Şu bronz hepsini karıştırıyorum genelde. Pembeden bir tık daha fazla alacağım. Ya inanılmaz bir highlighter paleti bu. Aydınlandıktan sonra geldi dudaklara. En yüksek fiyatlı kalem NYX'in Tüet Matte Lip Liner'larından. Bugün kullanacağım da 53 numarası. Daha pembemsi bir şey. Çok pembe olduğu için üzerine MAC'in 626 numaralı çok güzel bir kahve tonu var. Onu uygulayacağım. Rengi. Kenarları da birazcık dağıttım ki o pembeliği alsın. Makyajımız bu kadardı. Umarım unuttuğum bir şey olmamıştır. Ben sevdim. Böyle gerçekten deniz kuzu gibi parıl parıl bir makyaj yaptık sizinle birlikte. Huda'nın pudrasını kullanmayı unuttuk. Hemen kullanalım. Kesinlikle pudra. Pudra yani. Bir dakika önceye gidin bakın. Gerçekten aynı mı? Samimiyetle soruyorum. Yani müthiş bir şey. Gerçekten filtre efekti veriyor bildiğiniz. Ben iyi ki bu pudrayı almışım. Bittiğinde tekrar tekrar alacağım. Yani istediği fiyata çıkabilir. Gerçekten harika bir pudra. Makyajım bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Daha fazla video gelmesini istiyorsanız beni motive etmek adına kanalıma abone olup videolarımı da beğenirseniz çok çok mutlu olurum. Çünkü aksi olunca pek video atasım gelmiyor. Bu tarz şeyler beni çok motive ediyor. O yüzden güzel yorumlarınızı bekliyorum. Kocaman öpüyorum. Hoşça kalın.